Burası turizmin başkenti Antalya'nın en çok kullanılan kavşaklarından bir tanesi. Arkamda görmüş olduğunuz kavşak Köroğlu Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesiştiği nokta. Halk arasında 32 No'lu Sağlık Ocağı'nın bulunduğu kavşak olarak biliniyor. Ancak burada yaklaşık bir yıl önce yapılan düzenleme trafik sıkışıklığını gidermek için yapılmış olsa da düzenlemenin ardından ne araçlar rahatlıkla geçebiliyor ne de vatandaşlar kaldırımda yürüyebiliyor. Bölge esnafı bir yıl önce yapılan kavşak düzenlemesinin amacını hala anlayabilmiş değil. En büyük sıkıntımız araçlarla geçerken burada sürekli sıkışık olması, tek araç geçebilecek kadar olması ve kavşağın çok dar olması. Yani şuradaki şu yapılan kavşağın mantığı yok zaten. İnsanlar duramıyor, alışveriş yapamıyorlar. Burada sürekli kaza oluyor. İki tane halk otobüsü karşı karşıya gelince karşıdan geçemiyor şu aradan. Birbirlerine insanlar küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Bu şekilde günü tamamlıyoruz burada. Bizim bu çalışmadan sonra sıkıntılar yaşadık. Ben şahsen kendim dükkanım var burada. Ondan dolayı benim kiracı çıktı. Öbür türlü trafik olayı sıkıntı yaşıyoruz. Ben her gün bu yolu kullanan bir vatandaş olarak gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Bu taraftan gelirken burada iki araç geçemiyor. Yani o kadar daratmışlar ki gerçekten büyük sıkıntımız var. Kavşaktan geçerken oluşturulan eğim nedeniyle karşı yönde bekleyen araçlarla çarpışmaksa an meselesi. Kavşağın en büyük sorunlarından biri ışığa yaklaşınca yolun bir anda daralması. İki araba geçemez. Çarpışacak şekilde oluyor. Şunlar durduğu zaman buraya kadar duruyor. Trafik böyle geldiği zaman yok. Birbirine çarpılacak gibi oluyor. Arabalar çarpılıyor. İlk yapılırken biz dilek çevirdik. Hani bu hem trafiğe engel oluyor hem kimseye bir faydası olmadı. Dilek çevirdik. Tamam bakacağız dediler. Ondan sonra bir sene de yani bu şekil bekletiyorlar. Bize dediler bu kavşak üzerinde 2 yıl çalışma yapılmış. Mühendisler 2 yıl çalışma yapılmış. İhaleye verilmiş. Bunu yapacak bir şey yok dediler. Kavşağın bir diğer sorunuysa yolun daraltılarak yeşil alan olarak planlanan bölgenin atıl halde bırakılması. Burası bu şekilde çöplük halinde duruyor. Burayla ilgilenen yok. Defalarca büyükşehire bildirdiğimiz halde bir işlem yapan şu anda yok. Biz imza falan topladık. Her şey yapıldı. Buraların düzeltilmesi için daha çok kaza oluyor. Kaç defa yani buraya çıkan oldu, takla atan oldu. Ya baksana her taraf pislik götürüyor zaten. İlk başta burayı yeşil alan yapacağız dediler. Ondan sonra baktılar hani hem trafiğe engel oldu hem kimseye bir faydası olmadı. Hem dükkan önünde çöplük var hem mahalle açısından hem hani kimseye bir faydası olmadı. Hani bunu bir an önce ne yapacaklarsa yapılmasını istiyoruz. Önceki bundan iyiydi. Düzenlemeden önce daha mı? Tabii. Önce böyle miydi? Adı kavşağa bak. İki araba yan yana sığmıyor öyle olur mu? Ha, yaptın bunu böyle tamamla bayla. Vatandaşlar bir an önce kavşağın yeniden düzenlenerek hem trafiğin rahatlamasını hem de alandaki kötü görüntünün yok edilmesini bekliyor.